bakımda hangi işlemler yapılıyor? Her sene düzenli olarak yaptırılması gereken kombi bakımları cihazın verimli ve uzun süre sağlıklı çalışması açısından oldukça yararlıdır. Tüketicilerin bu işlemleri aksatmadan düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir. Bakımda yapılan işlemlerden bahsedecek olursak, öncelikle cihazın içerisindeki eski suyu boşaltıyoruz. Daha sonra genleşme tankının içerisindeki hava basıncı ölçülür. Eğer hava basıncı 0.75 barın altında ise pompa yardımıyla hava takviye edilir. Gördüğünüz gibi 0.0'ı göstermekte. Yani genleşme tankının içinde hava olmadığını gösteriyor. Pompa yardımıyla hava takviye ediyoruz. Pompayla hava basımı yapıldıktan sonra tekrar ölçüm yapılır. 0.75 barı bulduğumuzda cihazın genleşme tankının havasının tamamlandığını anlarız. Kalorifer filtresini söktükten sonra soğuk su aksamını açık musluğun kalorifer filtresini temizleriz. Ve temizlenen filtreyi aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Filtre yerine oturduktan sonra yanma haznesinin buldörü yerinden sökülür ve fırça ile temizlenir. Sökülen bulyon fırça yardımı ile temizlenir. Ve yanma haznesi sonrasında temizlenir. Thank you.
ve daha sonra nemli bir bezle kalan tozlar alınır. Ve daha sonra sökülen bulyon yerine takılır. Sonra ateşleme ve iyon çubuğu yerine oturtulur. Ve daha sonra fan motoru sökülür ve temizlenir. Yine fırça yardımıyla motor aksamını temizler. Ve su yardımıyla iç pervanesini yıkarız. Ve kalan fazla suları bezimizle çekeriz. Ve sonra geri yerine takarız. Fan motoru soketlerini yerine takarız. Böylelikle fan motorunu da temizlemiş oluruz. Ve mekanik ve elektronik aksamda oksitlenen, özelliğini yitirmiş parçaları kullanıcımızın dahili bilgisinde değiştiririz. Ve son olarak da cihazımızın suyu 1,5 bara kadar basılır.
ve gaz ayarları da kontrol edildikten sonra son olarak cihaz çalıştırılır. Bakım yapıldıktan sonra cihaz çalıştırılır, kullanıcının sormak istediği sorular cevaplanır ve cihaz sağlam şekilde kullanıcıya teslim edilir.